Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oppo'nun yeni tanıtmış olan Oppo Reno 4 serisinin Lite modeli olan Oppo Reno 4 Lite'ı kutu açılımı yapacağız ve kısaca özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle güzel ve şık bir kutu tasarımıyla geldi. Ucuz fiyat modeli olmasına rağmen fiyatımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Bunun 8 RAM, 128 haftalık olan modeli 8 RAM yüksek bir RAM şeyi ve fiyatı 3500 civarında arkadaşlar. Yani bazen artıyor bazen düşüyor ama ortalama 3500 civarında olduğunu söyleyebilirim. Kutusunda şöyle yan çevirdiğimizde dikkatli bakarsanız Reno yazdığını görüyorsunuz. Şöyle yanında Reno 4 Lite yazıyor gene. Üstünde de önünde Reno 4 Lite yazıyor. Şurada da renginden işte birkaç numarasından falan bahsediyor. İsterseniz kutumuzu bir açalım arkadaşlar şöyle. Açıkçası kutu tasarımını beğendim. Telefona da teşhir olarak baktığımda gerçekten tasarımının güzel olduğunu fark ettim. Birazdan zaten sizlerle beraber yakından bakacağız tasarımını. Gerçekten hayatımda Oppo telefon, Oppo'yu çok sevmiyorum aslında. Ama bu Oppo Reno 4 serisini gerçekten beğendiğimizi söyleyebilirim. İsterseniz şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar kutuyu. Şimdi açalım galiba. Şöyle açılıyor. Evet. Şunu dış kapı olarak yapmışlar. İçeride ise şöyle beyaz bir kutu çıkıyor. Oppo yazan. Şunu kenara alalım isterseniz. Şöyle şunu da kenara alalım. Evet. Yavaş yavaş geliyor. Bayağı büyük bir kutumuz var bu arada. Onu da belirtelim. İçinden neler çıkacak hep beraber bakacağız. Evet arkadaşlar. Kutuyu açar açmaz bizi Oppo Reno 4 Lite karşılıyor. Şurada işte özelliklerinden bahsediyor. Port ve fotoğraf diyor. 18 watt hızlı şarjımız var. Onu da belirtelim. İsterseniz şöyle kaldıralım ve evet. Telefonun şıklığını şöyle göstereyim. Zaten birazdan şu üstündeki şeyi çıkaracağım. Şunu şöyle bir koyalım arkadaşlar. Evet, kutu içerimize bakalım şöyle. Şunu kaldırdığımızda telefonun oturtulması için bir şey var. SIM kart iğnesi var ve evet, beklediğim şey geldi. Şöyle göstereyim. Şeffaf bir kılıfı var. Bunu birazdan telefonun üstünde bakarız. Kılıfı güzel. Yumuşak bir silikon. Kılıf çıkması hoş yani alır almaz en azından sizi idare edecek bir kılıf. Şöyle göstereyim. 18 watt hızlı şarj adaptörü var burada da şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten bunun da şöyle 18 watt'a bataryası 4015 mAh. Eğer çok hızlı şarj etmesi de gene yavaş da şarj etmeyeceğini söyleyebiliriz. Şurada kulaklığı veriliyor. Çok kalite değil ama çok dandik bir şey de değil yani güzel idare edecek bir kulaklık veriyor. Normalde Çin telefonlarda biliyorsunuz doğru düzgün şey çıkmıyor. Burada da Type-C şarj kablosu var. Bunlar zaten biliyorsunuz. Şöyle kutuya tekrar koymak istiyorum. Adaptör ama büyükmüş adaptör. Güzel. Bunu beğendiğimi söyleyebilirim. İsterseniz telefonumuzu şöyle göstereyim arkadaşlar. Jelatinini söküp. Evet şöyle arkadan. Evet şuradan şey yapmışlar şöyle. Evet. Arkadaşlar şöyle tuşa bastığım için açıldı. Gerçekten çok güzel bir tasarım var. Şöyle size arkasını yakından göstermek istiyorum biraz da. Sol üstte karenin içini dizaynlandırmış 4 tane kamerası var. Önde de 2 kamerası var. Yani 6 tane kamerası var. Kamera sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ekranına baktığımızda ise arkadaşlar bizi 1080x2400 Full HD Plus Super AMOLED bir ekran karşılıyor. Film izlerken olsun, oyun oynarken olsun ekranın kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada güzel bir şey geldi işte. Telefonu başlatma şeyi falan çıktı. Bunlara sonra bakarız. İsterseniz şöyle önüne bakın arkadaşlar. Samsung'un S10 Plus'ta olan şeyi bunu da solda. Yani bu çentikten ziyade mesela Oppo Reno 3'te bir çentik vardı. Bunda ise artık yeni nesiller böyle olduğu için böyle yapmaya karar vermişler. Arkası plastik ama ben plastik arka şeyi hiç sevmem ama bunu gerçekten çok şey yapmışlar. Böyle hissiyatı çok güzel. Arkası mat bu arada. Öyle cam görünümü plastik değil. O yüzden çok güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İşlemcisi ise Helio P95. MediaTek Helio P95. Ben MediaTek'i hiçbir zaman şey yapmadım yani savunmuyordum. Ki zaten telefonun bütün kötü yorumları da onun üzerine. Ama arkadaşlar MediaTek ya 2019-2020 Helio P95 2019 ve 2020 olduğu için daha performanslı ve Snapdragon'un bazı işlemcilerine geçtiğini söyleyebiliriz. Zaten detaylı incelemede bunu gösteririz. Şöyle bir kılıfını takmak istiyorum. Size nasıl gösterdiğini, nasıl olduğunu kılıfta göstereceğim. Kılıfı şöyle çok dar bir kılıf. Şurasını oturttum ama evet şöyle bakın isterseniz tam şey olmadı kılıf. Kılıfı da dediğim gibi gayet estetik bir kılıf.
Evet arkadaşlar, kutu içeriğimiz şu şekilde, telefonumuz bu şekilde. Yakında bir incelemesi gelebilir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize bay bay.